Evet, Türk denizciliğinde neredeyiz Aret Bey? Geçtiğimiz programda böyle bir iki cümle girmiştik. Biraz genişletelim. Nedir durum? Geçen programda deniz ticaretinin dünyada Türkiye'nin aldığı payın %1 olduğunu söylediniz. Doğru hatırlıyorum. Yani genelde denizcilik pastasından, bunun içinde tabii gemi inşaatı da var, denizcilik sektöründen diyelim. Hı hı. Evet, doğrudur. Bu arada biraz önce seyircilerinizden bahsettiniz. Ben de buradan ekran başındaki seyircilerimize sabırlarından dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Size de tekrar teşekkür ederim bu programı da organize ettiğiniz için. Ya evet, Türkiye G20 ülke üyesi. Evet. Değil mi? Dünyanın en büyük 16. ekonomisi. Evet. 180 tane limanımız var. Biraz önce geçen programda değindim. İki kıta, 4 denize sahibiz. 2 tane dünyanın en önemli su yolumuz var. 8400 kilometrelik sahil şeridimiz var. 180 tane limanımız var. Bu 180 tane limanda 400 milyon ton mal elleçleniyor. Ne oluyor? 400 milyon ton mal elleçleniyor bu limanda. Elleçlemek ne demek? Elleçlemek elden geçiyor. Ha, elden geçiyor. Bu limanlarda tahmil tahliye ediliyor. Çin'de bu miktarda malı elleçleyen tek bir limandı var. Yani tek bir liman dediğim, pardon, bir limanda bu kadar malı onlar elleşliyorlar, tahmil tahliye yapıyorlar. Biz 180 limanda bu kadar malı yapıyoruz. Bu nerede? Bunun bir nedeni olması lazım Aret Bey. Yani bu herhalde bizim kendi tercihimiz mi? Yoksa hani şartlar bize bu bizi bu noktaya mı? İç ticaretimizin çoğunluğu hala %95'i, hatta tümünü diyelim, karayoluyla yapıyoruz. Bu bizim tercihimiz miydi? Dış ticaretimizin %17'si Türk bayraklı gemilerle taşınıyor. %17'si? Evet. Diğeri yabancı bayraklı. Yabancı bayraklı gemilerle taşınıyor. Tamam, niye ama işte onu soruyorum. Niyesi yok, bir cevabı olması lazım. Bu bir tercih meselesi mutlaka. Ha, tercih etmemişiz. Evet, denizcilik bizim kültürümüze girmemiş bir türlü. Evet, zamanında deniz savaşçı ülkeler olmuşuz. Denizde savaşmışız. Ama yine de o dönemlerde de kara ordusu denizciliğin önüne geçmiş. Ya biz herhalde daha çok bugün bir denizci amirallerimizi sayın Osmanlılarda. 2 tanesi 3 tanesi aklınıza gelir. Doğru. Piri Reis gelir. Barbaros Hayrettin Paşa gelir. Karacı padişahlarımızı sayın. Hepsi karacı. Osmanlı padişahlarından denizci olan bir padişah geliyor mu aklınıza? Yok, evet. Gelmiyor. Yani bu bir kültür meselesi. Bu bir medeniyet meselesi. Medeniyetin arkasında kültür var. Kültürün içinde de amatör denizcilik yatıyor. Özü amatör denizcilikten başlıyor. Amatör denizcilik ne diyorsun? Yatıyor. Sen de kaptansın. Evet. Yani mesela Aret abinin bir tespiti var. Diyor ki hani tercih buydu. Hani böyle de geldik, böyle de gidiyoruz. Şimdi tabii. Ama sen mesela bu tercihi kırmışsın. Kaptanlığı tercih etmişsin. Sadece ben değil, benimle birlikte 130 bin denizci var. Tabii Türkiye'de denizciliğe özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra, 1950'lerden sonra DB Deniz Nakliyat isimli yük taşıyan bir filo oluşturuldu devlet tarafından. Onun yanında da Türkiye Denizcilik İşletmeleri namıyla yolcu taşıyan bir filo oluşturuldu. Oldukça ciddi yatırımlar yapıldı ve bu denizciliğin işte o takacılıktan, mavnacılıktan modern uluslararası anlamda deniz taşımacılığına geçmesine sebep oldu. Ve 1980'li yıllardan sonra büyük gruplarda dahil olmak üzere denizci aileler ve büyük gruplar denizciliğe yatırım yapmaya başladı. Şu an dünya ekonomisinde biraz evvel Aret Bey'in ifade ettiği gibi 16. sırada olan Türkiye denizcilikte 13. sırada. Yani ekonomimizden biraz daha ilerideyiz denizcilikte. Açığı kapatarak geliyoruz. Dünya yat üretiminde tersanecilikte, evet, var dünyada Aret Bey, dünya yat üretiminde ama çok iyi bir yerdeyiz. Bölgemizde yani. Gemi tamirinde... Aret abiden evet, bir şey geliyor. Çok iyi, gelsin. Gelirse Aret Bey'den gelsin daha doğrusu. Dünya gemi tamirinde çok önemli bir yerde tersanelerimiz. Hem Tuzla tersanesi hem Yalova tersaneleri. Sadece tabii denizcilik deyince biz 14 ayrı branşta bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun içerisinde
tersanecilik, balıkçılık, deniz eğitimi, yük taşımacılığı, her şey var bunun içerisinde. O piramidin içerisinde her bir ayrı öğeye ayrı ayrı bakmak. Burayı niye şey yapmadınız Halit Bey? Şimdi Ufuk aynı zamanda bir amatör denizci. Evet. Tabii bu işin başı. Bir dakika, ama profesyonel denizci ne? Bir dakika. Ufuk, profesyonel ben denizci hayatını denizcilikten kazanan insan. Ha şimdi ben şimdi Ufuk kaptan dediler, ben onu profesyonel denizci olarak görüyorum ama siz... Ama aynı zamanda amatör bir denizci çünkü yelken yapıyor. Ha işte anladım. Yani şimdi anladım. Amatör denizci oldu dediğimiz o. Bir ülkenin ticaret filosunun büyüklüğü o ülkenin denizci devlet olmasını gerektirmiyor. Denizci devlet demek değil. Bir ülke kuvvetli donanmaya sahip olabilir, dünyanın birinci deniz ticaret filosuna sahip olabilir, denizci devlet olamaz. Olacaktır demek değil, denizci devlet olayı amatör denizcilikten geliyor. Çok doğru. Bugün Ufuk biraz önce dedi ki 160 bin tane denizcimiz var dedi. Bu 160 bin denizcinin içinde kaç tanesi amatör denizci? Bugün maalesef tekneyi sandala binmemiş, kürek çekmesini bilmeyen, yüzme bilmeyen, yelken açmayan, eline olta almayan bir gençlik var karşımızda ya. Bizim gençliğimiz denizi sevmiyor ki. Denizden korkuyor. Evet, biraz o. Ben yazın Kadıköy çarşısında balıkçılara palamut var mı diye soran insanlara rastlıyorum. Var mı İstanbul'da böyle bir olay? Yani bilmiyoruz çünkü. Ya işte uzaklaşmışız. Amatör denizci. Ama birileri de öğretmemiş bak. Şeyi iyi biliriz. Doğrusunuz. Işte. Onun için bak, diyorum. Yani, bu müfredata sokulmalı bu iş. Eti iyi biliriz toplum olarak. Evet. Ama balığı bilmiyoruz. Yani kimse bize öğretmemiş. Bu balık şudur, bu balık budur, şu mevsimde şu yenir, bu yenir falan diye bir şey yok. Şimdi yaş ilerledikten sonra kendiniz bakıyorsunuz. Benim yani çocukluğumda Boğaz'daki balık çeşitleri diye kitaplar vardı. Rum balıkçıların yazdığı. Evet. Çıkın bugün dolaşın, kitapçılarda var mı öyle yok bir kitap? Yok, uzaklaşmışız, dediğiniz doğru. Bunu ancak tek bir şekilde başarabiliriz. Devlet, millet, özel sektör yek bir vücut haline gelecek, çalışacak ve amatör denizcilik ilk orta öğretim müfredatlarına girecek. Bunun daha başka izahı yok. Çok güzel bir iki fotoğraf geçti geçenlerde elime. Keşke getirseydim, akıl edemedim, özür dilerim o konuda. Sarıyer'in 1950'lerde 60'lardaki fotoğrafı, sahil şeridini görmeniz gerekir. Muhtemelen bütün ailelerin küçük birer sandalı var. Dalyan vardı. Tabii Fenerbahçe'de Dalyan'da 1960'lar, 50'lerin altında. Gerçi Halit abim, hatırlarsın değil mi? Bostancı'da sandalcılar. Şimdi yaşın çıkmasın diye bir şey demiyorum da. Bostancı'da sandalcıları kiralayıp ben de denize girmek için kullanmışlığım vardı. Bostancı'da da eskiden sandalcılar vardı. Fenerbahçe'de vardı. Yani o günkü kültürde olan şey maalesef bugün aradaki bir dönemde bir dejenere oldu ve yok oldu. Bu belki denizin kirlenmesinden de kaynaklanıyor. Çeşitli yan faktörleri vardır. Ama İstanbul gibi deniz kenarı olan bir kentte denizin içinden sahile bakmak yerine sahilden denize bakmayı tercih ediyoruz maalesef. Efendim bir motor yat sektörü yarattık ya. Kötü bir şey mi diyorsun? Yani bir dakika, anlamadım. Kötü bir şey demiyorum ama amatör denizcilik değil. Bugün birçok motor yat sahibi de yüzmeyi bilmiyor. Ama denizcilik mi bu? O açıdan değerlendirdiniz yani. Dünyada da yaygın bir şey değil mi motor yat? Benim bildiğim denizci kadarıyla. Denizci ülkelerde yelkenliler daha ağırlıklı. Daha ağırlıklıdır. Doğru söylüyorsunuz. İskandinav ülkelerine gittiğinizde marinaların %95'ini yelkenli tekneler oluşturuyor. Motor yat biraz lüks olan bir şey. Evet.